Evet millet, hepinize merhabalar. Bugün şu Gamepad'la ilgili biraz konuşmak size uzun kullanıma yönelik bilgisayarda kullanabileceğiniz Gamepad'ların uzun uzun kullanımlarına yönelik biraz bilgi vermek, markaların iyisini, kötüsünü, iyi yanlarını, kötü yanlarını, kullanım ayrıntılarını filan size anlatmak, izah etmek, göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar sadece şey değil yani. Gamepad'lar üstüne şu iyidir, bu iyidir demeyeceğim. Mesela şöyle gamepad'larım var. Çok bayağı bir 10 yıllık falan mesela. 10 yıllık ve bunları şu gamepad'ları deneyip tanışana kadar aralarında çünkü 5 yıl var bunların. 4-5 sene bunları şu emülatörlü oyunlarda falan filan bilgisayarda kaldırdığı oyunlar. İşte FIFA 12 idi, bilmem FIFA 2008'di, işte PES 2008-9 falandı. Olduğu kadar oynadık yani bunlarla. Kardeşimle oynadık. İkisi de 5 sene kadar, evet, 3-5 sene bir mesai yaptı bunlar. İşte, ve ama bunlar 3-5 sene mesai yaptı dediğim, bu 5 sene çalışmadı. Bunun işte bu Game Master, bunun Snoopy'sini alıp denedik. Değişik değişik tuşları çok daha çok bilmem ne turbo özelliği falan filan olan. İşte bunun bu Game Master'ı denedik. Bir iki mark bir marka filan denedik. Yani bunlar bir yılda bir çöpe giriyor. Yani demek istediğim bunu 5 yıl mesai yaptı dediğim bu gamepad'lar. Şey yani çok ucuz ya bunlar. O zamanlar işte 30 liraya bir çiftini alıyorduk bilgisayarcılara gidip. 25 liraya bir çiftini alıyorduk. O kadar ucuzdu bunlar. Tanesi 10 liraya falan giriyordu. Bir aralar. Bunlar yani kullanat bir yıl falan anca giriyor ondan sonra atıyorsun. Ya demek istediğim bu tarzda. Bu 1 2 3 4 numarasıyla falan yani en ucuz tarz, en ucuz tarz. En ucuz tarzdan gamepad'ları bir 5 sene kadar kullandık. Kardeşimle oynayarak dövüş oyunları ya da King of Fighters'ıydı, Mortal Kombat 3'tü falan. Şunlarla tanışana kadar onlar bir 5 yıl kadar kullandık. O tarz kollar yani o iki kol değil, o gösterdiğim iki kol 5 yıl kullanılmadı tahminim. Hayal meyal hatırlıyorum çünkü. Eskiden işte bunlar kırılıyordu, çöpe atıyorduk. Şu lastikleri eskirse lastiklerini birbirlerine takıyorduk falan filan açıp içini. Böyle bir süre bizi idare etti. Hala da şu an ben geçen gün gördüm A101'de vardı. Piranha marka ki Piranha genelde ürünleri tırt olur. Çok şey olmaz, dayanıklı olmaz. Snoopy biraz daha iyidir tahminim. Öyle geliyor bana. Bu Game Master de fena değildi ama sanki Snoopy daha iyiydi bu Game Master'da. Hani onlar da 50-60 TL. Şunlar herhalde 40-50-60 lira falan vardı yine. İşte 30 liraya şey getirmiş. A101 getirmiş bunun Piranha markasını. Bir bilgisayar sahibi çocuğumla ben iki kişilik bir futbol falan oynayayım deyip dağıtmış TL'ye bir çiftini alabilir. Hala da yani ucuz bir alternatif. Ama işte dediğim gibi bunlar yıllarca hem elimde bekledi hem oynadık. Kullanabildiğimiz kadar kullandık. Şimdi onları ben bir şey yapacağım. Uzun kullan dediğim gibi yani yıllarca kullanım. Bunlar çünkü şey malzemeleri, uzun kullanım malzemeleri. Hemen kutuyu açılımı, kutuyu açtım. Şöyle çıktı. Aa çok hoş falan diyorsun da onun bir de uzun uzun kullanımı var. Logitech'in burada ayrı bir yeri var arkadaşlar. Çok bir şu alıcısını gerzekçe yapmışlar. Onun hariciyetine Logitech. Bu da aşağı yukarı bir 3 yıl 4 yıl çalıştı elimizde. Ve işte ne oldu? Şu Xbox 360'ı deneyip ben PC'de PC versiyonu satın alıp oynamaya başladım. Tek kişi olarak oynamaya başladığımda bunun pabucu damağa atıldı. Çünkü bunun bir kusuru var. Çok üstün bir gamepad bu. Ondan da daha dayanıklı. Şimdi söyleyeceğim size. Ama işte şu kusuru, bu kusuru arkadaşlar, şimdi onu izah edeceğim derinlemesine size. Yıllarından bahsedeyim. Bunlar aşağı yukarı 8-10 yıllık ve işte 1 yıl mı 2 yıl mı ne kullanıldı? 5 sene kadar da bunlardan kullanıp attık biz hep. Yani çok 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 uzun süre değil ama yani 4-5 sene götürüyor açıkçası. Nasıl götürüyor? İşte şuraları eriyor. Şuraları lastiğini değiştirmek zorunda kalıyorsun. Lastikler basılı kalıyor bazen. Şu boyaları falan gidiyor. Bir noktada ya bunları ben çöpe atayım. 30 kağıt tanesi. Yani şu an mesela bunun tanesi 30 lira. O A101'de var mesela. Bir çift al 60 TL. Bu hurdaya çıkmış da ne uğraşıyorsun? Kullan at şeyler yani bunlar. Bir süre kullan at. Şu gamepad
Onların belki 2-3 katı çalışmıştır. 3 sene falan, 4 sene falan bu çalıştı tahmini önümüzde. Sonra dediğim gibi bu geldikten sonra pabucu dama atıldı. Niye derseniz bunun çekimi çok güçsüz. Çok tuhaf bir çekimi var bunun. Kablosuz yapmışlar ama bir cins yapmışlar. İşte tek kişilik oyunlarda bununla oynuyorum. İki kişilik olduğunda, bir kişi daha karşıma çıktığında Mortal Kombat'ta dövüşmeye falan bunu da takıyoruz. Şimdi bu da bir 7-8 senelik bir gamepad ama işte uzun uzun kullandığımız 3 yıl falan bunu fiziki olarak kullandık. Sürekli her gün kullanıldı bu. Bol bol oynandı. Ondan sonra diğeri gelince tek kişilik oyunlarda bunun pabucu dama atıldı. Pabucu dama atıldı dediğim yani modası geçti. Onun yerini aldı bu. O bunun yerini aldı. Şimdi bu Logitech'e gelince bunun kablolu versiyonu var arkadaşlar. Onda galiba titreşim var mı? Galiba yok galiba titreşim. Malzeme kalitesi bunun kadar iyi değil diyorlar ve şu X ve D yok galiba bunun kablosunda. Şu an piyasada o 190 lira falan. Ondan sonra şu tuşları saçmalıyor bir iki sene sonra kullandıktan sonra. Şurası özellikle basılı kalıyor bilmem ne diyor. Açıp biraz pas sökücü falan damlatıyorsun, geri kapatıyorsun, kendine geliyor. 3-4, 2 yıl sonra falan başlar bundan alırsanız o arıza. Şu çok enteresan arkadaşlar. Şu alıcısı hiçbir cacığa yaramıyor Logitech'in. Yani bunun yerine kablo yapsaymış, kablosuz ben beceremiyorum deseymiş daha iyiymiş. Araya bilgisayarın kasası varsa düzgün çekmiyor. Bilgisayarın kasası varsa masa üstünde oturup da oynuyorsan, masanın karşısında oturup oynuyorsan, kasa masanın altındaysa hem kasanın arkasına takarsan o alıcıyı hem de araya bir sunta, şöyle şu kalınlıkta bir sunta masa girirse çekmiyor abi. Çekmiyor. Durup balansı kabuğu kopup duruyor. Ve işte bir içinde bir tane uzatma kablosu çıkıyor USB. O uzatma kablosunun ucuna takacaksın. Ta onu getirip oynadığı yere kadar, dibine kadar getirip koyacaksın ki adam gibi çalışsın bu. Ya da işte kasanın ön tarafına falan takacaksın. Oyun konsolu gibi TV'nin yanına koyacaksın. Arada da hiçbir şey olmayacak. Böyle duracaklar. Çok uzağa gidince de iyi çekmiyor açıkçası. Yani çekimi çok iyi değil. Çok memnun etmez sizi. Ama laptopla falan dibinde durup da laptopla falan oynuyorsanız şeyle telefona takıp da bunun çevricisi var USB. Çevriciyle telefona takıp da kullanıyorsanız memnun eder. Şeyine gelirsek tuş yapısına falan filan bu en çok kullandığım gamepad'ımdır benim elimde. İşte şu an lastiği biraz eskidi. Şu X tuşuna basmanın lastiği biraz eskidi. Hala iş görüyor. İnternetten bulup değiştirmedim. İnternetten bulup değiştirsem canavar gibi çalışıyor hala gamepad. Şu anda da güzel çalışıyor. Bir lastiği eskidi. Şu analogları bana mısın demiyor. Hala kullanabiliyorum. 5 yıl 2 kişilik oyunlarda bu iş gördü. 3 yılda tek başına single player oyunlara koştu bu gamepad. Bu gelince tabi kenara atıldı. Hem de bu yeniydi bunu denemek için. Bir kişi daha ikinci player oyuna geliyorsa mesela pazar günü falan bu da yani yine çalıştı. Şimdi şuralardan bahsedeceğim. Şuralar arkadaşlar şu analoglar. Şuna nazaran bu çok fare gibi çok hassas bu Xbox'un kolları. Çok hassas. Bir Mortal Kombat oynarken, King of Fighters falan oynarken, Street Fighters falan oynarken bu sana o atel sonundaki kollu makende oynamış hissiyatını veremiyor Xbox kolları. Bu daha bir şunlar gibi arcade tarza bir gamepad sanki. Çok hassas değil. Şu analogları çok hassas değil. Hani ya itersin ya yarım itersin ya. Tamam bunda da var özellik ama hani anında sonuna kadar itebiliyorsun bir kısa bir hareketle. O 1-2 milim daha gitmek zorunda kalıyorsun Xbox'u. Xbox'un şeyini, analoğunu. O da ister istemez dövüşlü oyunlarda iyi olmuyor. Ama silahlı FPS oyunlarda falan da bununla oynanabiliyor işte. Bununla daha iyi oynanıyor FPS oyunlar. Şimdi başka bir Logitech'in özeline gelecek olursak. İşte şu X ve D meselesi var. Bunda yok o. Xbox kollarında yok. Sen Xbox yani şu tuş takımı dizilimine uygun olan oyunsa oynadığın oyun X'e çekiyorsun şunu rahat rahat oynuyorsun normal. Şunu simüle ediyor bir nevi. Bunu tuş yapsın bir nevi simüle ediyor. Xbox kolu gibi davranıyor bu X'teyken. D'ye çektiğinizde şunları taklit ediyor o zaman da. 1 2 3 4'lü tuşmuş bilmem neymiş gibi. Onları taklit ediyor. Ve artı olarak şunların da var portlamalarını bulursanız internetten.
Bu WASD'yi şuralara atıyorsun, şuna, şuna atıyorsun. İşte zıplama bilmem ne filan. E'ye basmayı, F'ye basmayı filan. Hatta sağ sol tıkı da bunlara atayabiliyorsun. Şuralara filan atayabiliyorsun. Oluyor. Bunlar da oluyor. Tuşları, fareyi bunlara atıyorsun. Bu ayarlayıp uğraşıp. Bu Logitech'te de var arkadaşlar. O ayarlama D'ye çektiğiniz zaman Logitech'in kendi yazılımı var, Profiler diye. Ama bu daha ayrıntılı. Bunda eksi eksi oyun seçebiliyorsunuz. Oyunun Steam'deki işte dosyasını bilmem nesini falan bulup çalıştığı eksiyi. Eksenin çalıştırma zaman zingosunu bulup işte ekseden ekseye her birine ayrı bir tuş yap. Mesela diyelim işte indie, bazen bu oluyor çünkü lazım oluyor. Indie bir oyunu abicim çok şey yani hoş oynamak istiyorsun ama adam gamepad'a uyarlamamış. Sadece klavye. Ben bunu klavyeyle oynayamam ki yani. Çok da güzel ama ya tam gamepad'da oynanmalık bir oyun ama olmuyor. Sadece klavye istiyor. Orada şunlarda olsa işte WASD falan filan bazen tuşları farklı farklı oluyor oyunların. Her birine ayrı bir ayar çekmen gerekiyor. Bunları da ayarlasan tutmuyor. Her oyun birbirini tutmuyor. Her dakika başı bir ayar çekmen lazım. Bu Logitech'in profillerinden ayarladığın zaman şu tuşları her oyunun eksesini hedef gösteriyorsun. İstediğin gibi hangi oyunu ayar çekeceksen. Onun kök dosyasını çalıştıracağı exe dosyasını, uygulama dosyasını bulup ona hedef gösteriyorsun. Bunu bu çalışırken çalışsın mod diye yani. Onun üstüne ayar çekiyorsun. Mesela işte bir oyunda J düğmesi, K düğmesi, H düğmesi çalışıyor. Oyunun içinde işte zıplama çalışıyor. Lazım yani şuraya atacaksın. Başka bir oyunda sağ sol tık istiyorsun bilmem ne falan filan. Onları ayrıntılı şekilde bu biraz daha ayrıntılı bir şey şansı veriyor size. Şu analogları bayağı uzun zaman gitti ve hala canavar gibi çalışıyor. Hani arcade tarzı dövüş oyunlarında futbolla falan bu bayağı iyi. Ama dediğim gibi şu zımbırtısı tek kusuru bu Logitech'in uzun kullanımda. İlk bir yıl hatırlamıyorum sanki bu kadar sorun çıkmıyordu ya da ben o uzatma kablosuyla kullanıyor. Onu ben flash bellek tak çıkar şeyi ara kablosu gibi kullanıyordum. Monitörün yanındaydı. Ben de monitöre bakarak oynadığım için pek fark etmedim ilk bir yıl. Sonra kasayı götürüp TV'ye takmaya başladım. TV'ye takmaya başladıktan sonra hatalar oluşmaya başladı. Çünkü kasanın ön tarafındaki USB girişleri bozulmuştu. Kasanın arka tarafında anakartın üstüne takıyorum. Anakartın üstüne takınca da bu saçmalamaya başlıyor. İşte TV konsolunun yanına koyuyorum kasayı. Konsolunun suntası tahtası araya girince falan çekmemeye başlıyor. Bunun şu çekimi hariç 10 numara 5 yıldız bir gamepad oyunlar için. Ve bu bir 3 yıldan fazla bu çalışmıştır. 1 yıl 2 yılda ikinci player olarak görev yaptı bu. O kadar da dayanıklı bir gamepad. Hani bunca yılın ardından sadece şu lastiği eskidi. Bu kadar. Bir de işte şu ara sıra huzursuz tetik sendromu falan gibi bir şey yapıyor. Adamlar bunları düzeltseler bu bilgisayardaki 10 numara bir gamepad olur. Ama işte yıllar geçmiş aradan bir zahmet bozulsun. Şimdi Xbox'un ürününe geleceğim. Çok beğeniyordum ama işte bu da bunun da satın almam bir 4-5 sene olmuştur. Ama işte 4-5 sene olmuştur. Ama şunun kadar çalışmış mıdır? Bunun kadar çalışmamıştır bu Xbox kolu. Buna rağmen hiçbir yerinde hiçbir kusuru yok. İşte o D yok. Ayar çekme, D modunu al bilmem ne, tuşları ata falan yok. Varsa da özel programla, harici programla uğraşmanız lazım belki. Vardı tahmin böyle programlar. Çekim konusunda bu dört dörtlük bir şey. Öyle araya bir sunta masa girmiş. Kasa kalmış. Arada bilmem ne olmuş. Hiç sorun değil arkadaşım. Bu heyene çekiyor. Bu heyene çekiyor. Hatta benim en son kullandığım oyun konsolu PlayStation 3'tür. PlayStation 3'ün kendi gamepad'ı, orijinal gamepad'ı bundan daha kötü çekiyor bence. Bu PC Receiver zamazingolu Xbox gamepad'ı konsollarınkinden belki daha da iyi çalışıyordur. Benim ya bugüne kadar kullandığım kablosuz gamepad'ların kollarının içinde en kral çalışan kablosuz cihaz bu. Tuş şeyi, kolun kendisi, kolun tipi zaten şaheser. Pek çok yönden bu da çok süper bir gamepad ama işte o D durumu yok. D'ye çekeyim de WASD'yi şuraya alayım bilmem neyi o yoktur.
efendime söyleyeyim. Şurası eskidi arkadaşlar. Şu kolu itiyorsunuz ya analog. Analog artık çok itemiyor. Az itiyor falan. O şeyi hassaslığı azaldı. 5 yıllık falan vardır. O kadar kullanıldı mı? Kullanıldı da belki, evet. Ama işte şunu ben kullanırken iki kişiydi, kardeşim vardı yanımda. Çok 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 fazla kullanıyordum. Yani ben isteyeyim o oynuyor. Gündüz liseden geliyor, okuldan geliyor, o oynuyor. Öyle düşünün yani. Bu o kadar çok kullanılmadı. Ben isteyeyim, yatıyor. Geliyorum akşam, 1 saat 2 saat oynuyorum. Yani bu saate falan vurursak kullanıldıklarda düğmeye basma şeyini falan filan. Bu 1000 saat çalışmışsa bu 500 saat, 700 saat çalışmıştır. Bu 1 milyon saat çalıştıysa bu 700 bin saat çalışmıştır. Bu biraz daha az mesai yaptı ona göre. Ama işte şurası, şu analog en can alıcı nokta. Bu gitti. Bunu tamir görmesi lazım artık. Bunu sen onaramazsın. Şu tuşların alttaki lastiği görse, internetten o lastiğin bir çiftiyle falan filan sipariş eder bulursun. Kendin değiştirsin ya da bir tamirciye götürürsün. Ama yani o analog ileri gitme bozuldu muydu gidiyor. Zaten dövüşlü oyunlarda bunu zaten tavsiye etmiyorum. Şurası çok sert. Aldım alalı yumuşamadı abi. Şununki aldığım ilk günden beri ne parmak acıtıyor ne bir şey diyor şu D-pad'ı. Yumuşacık. Ve işte şey de değil. Şuralarda yuvarlak tam istediğin gibi çapraza da gidiyor yani. Bazılarını şöyle yapıyorlar. O bunu hoşuma gitmiyor yani şunu ya sağ ya sol filan o hoşuma gitmiyor benim. Bu tam istediğim gibi Logitech'in üstündeki D-pad. Ve çok yumuşak. İlk aldığım günden beri çok güzel. Fıstık gibi çalışıyor. Çok yumuşak. Bunu aldığım günden beri burası çok sert. Parmaklarımı acıtıyor oynarken ve yumuşamadı abi. Yumuşamadı gitti yani. Kaç senedir burası yumuşamıyor. Bilmiyorum niye. Bunu silah seçme bilmem ne etme diye oyunlarda şey yapmışlar. Bununla oyun oynarlar diye akıl etmemişler herhalde. Ha şeyi unuttum. Bunda şu modiye basarsanız bunu şuraya alıyor. Ya da bunu buraya alıyor. Bunların yerlerini değiştiriyor. Buraya basarsanız. O da artı bir özellik. Güzel. Oyunda yok mesela. Analogla oynanmıyor. Çok güzel olmuyor. Platform oyunu falan. Buraya almak istiyorsun. Onda olmuyor. O bunda alamıyorsun. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar çekimi güzel mesela bunun. Bunun da uzun kullanımda. Çekim hiç değişmedi. Her zaman mükemmel. Ha pil konusuna gelirsek. Bunun pili azalınca saçmalamaya başlıyor. Çok iyi dolmuş, tam şarj edilmiş, full pil takacak. Pili azaldı mıydı zırvalamaya başlıyor. Pili azaldığında gösteriyor. Şurası yanıp yanıp sönüyor galiba ama çok nadiren. Yani cihazın pili azaldı, saçmalamaya, zırvalamaya başladı durumları birkaç gün yaşanıyor. Ondan sonra o düğme, o lamba yanıp yanıp sönüyor. Xbox'un ki, gerçi Xbox One satın alırsanız onda o ışık yok galiba. Xbox'un ki bayağı koklayarak kullanıyor pili. Daha uzun süre şey yapıyor. Daha iyi çekim gücü olmasına rağmen hem de titreşim falan da bayağı kuvvetli. Buna rağmen pili daha koklayarak böyle kullanıyor. Kolay kolay bitmiyor. Şarjlı bir pille her gün oynasanız bile 15-20 günü bu devirir. Şarjlı bir çek pille. Ama her gün oynasanız dahi. Her gün oynasanız bile. 10-15 gün gidiyor. Rahat gidiyor. Deli gibi oynasan bile. Hani sen sabah kalktım bir oyun çıktı yeni oyunu onu oynuyorum akşama kadar uyuyorum uyandım direkt bunun başına geçiyorum yemeği bile önüme getiriyorlar kalkıp gitmiyorum deli gibi oynuyorum desem bile bir çift şarjlı pil buna bir hafta rahat götürür deli gibi oynasanız bile akşamdan akşama 1 saat 2 saat oynuyorum dese zaten bu ayla ölçersin bunun pil şeyini ömrünü. İşte pil azaldığında da buradan bu ışık saçmalıyor böyle bir tur atıyor bilmem ne ediyor yalnız bir şeyler yapmıyor. Diyorsa tamam bunun pili bitmiş herhalde. Pilini çıkarıp yenisini takayım. Şarj ettiğimi takayım daha önce falan diyorsun. O yönden de iyi. Uzun kullanımda arkadaşlar. Ama işte dediğim gibi bunun analogu hızlıca bozuldu ve dövüşlü oyunlarda iyi olmuyor bu. Bu Call of Duty falan filan ben oyun konsolu gibi makine TV'ye taktım. Oyun konsolu gibi uzaktan her oyunu oynuyorum kafasındaki adamlar için. Şu Logitech biraz daha arcade tarzı arkadaşlar için. Dövüş oyunlarında falan çok 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 güzel. İşte şu çekimi hariç Logitech aslında fiyat performans falan açısından bayağı şampiyon bir kol. Çünkü ondan daha yaşlı. Xbox 360'ın ben kolundan daha eski zamanlarda almıştım. Bu daha yıllar öncesinde almıştım. O 2010'un falan gamepad'ı, 11'in falansa bu da 2007'nin 2008'in falandır herhalde. Bayağı zaman oldu. İşte dediğim gibi bir tek şu altındaki lastik eskidi. O da çok nadiren kendini hissettiriyor.
İşte bir de şu şey var. Sağ tetik sorunu var. O bir problem. Kronik bir sorun. Her bu Logitech'in her kolunda galiba oluyor. Bunların haricinde arkadaşlar böyle dediğim gibi uzun şey kullanım yorumum bu gamepad'lara bunlar. Şunlar da işte arkadaşlar işte o Xbox olarak kullanamıyorsunuz. Xbox tuş takımı olarak filan. Her oyunu desteklemiyor. İşte her markası da böyle bu ucuzların genelde. Biraz Snoopy biraz daha kaliteli gibiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama işte dediğim gibi ucuz yolu iki kişi oynayacağız. Yeğenimle, çocuğumla, bilmem neyimle filan. Ucuz yolu bir çözüm lazım dediğin zaman da işte bu yardımına koşuyor. Çünkü bunlar deli para artık. Bu 300 lira filan bunlar artık. Şunun senin Xbox One'ı var. Onun da böyle kablolu maplolu bir uzatması yok ama PC receiver'ı. Flash bellek olarak yine şöyle şu kalınlıkta bir flash bellek. İyi çekiyordu tahminim onunla zaten. Onu onun için yapıyor PC'ye zaten adamlar. Hani 400 küsür liraydı yani Xbox One'ın gamepad'ı. Ondan işte 30 TL'den 12-13 tane alırsın. Şundan 30 liradan 12-13 tane alırsın o paraya. İşte bir çift alırsın 60 liraya bunlardan. En azından bir futbol oynatır. İşte eski emülatörlerle çalışan şu NES oyunuydu bilmem Sega Genesis oyunuydu falan. Onların hepsini bununla çata çatır oynarsın. Uzun kullanımda bunlar ama şey yani şu boyalar gitmesi bilmem nesi falan bunlar öyle çok aşırı uzun süreli çalışmıyorlar ama şaşırtıcı şekilde de idare de ediyorlar yıllarca. Hani ama işte dediğim gibi bakın mesela bakın yani sağ analog bu tarafa çekerken kırt ediyor. Zor gidiyor o tarafa biraz. Tuşları falan da öyle. Yani ucuz etin yahnisi yani bu da. Ama ucuz etin yahnisi olmasına rağmen idare de ediyor. Yani şundan bir tane alacağım paraya. Bunun kablolusu bakın en ucuz düzgün kol çözümü. Bu Logitech'in F310'du galiba. F310 kablolu versiyonu. O bile en son ben baktığımda 190 TL'ydi internette. En ucuz çözümü. Kaliteli kolların. Yani kötünün iyisi gibi bir şey oluyordu yani. Ya da iyinin ucuzu gibi bir şey oluyordu. En ucuz yani. O bile 190 liraya 190 liraya kaç tane alırsın bundan işte. İki tane al 60 TL'ye bundan mesela. Git o İzmir'de satılma planı alın. İlk bir çift o. En azından bir karşı karşıya dövüş oyunu, futbol oyunu bir şey oynayacak bir şey ayarlarsın yine. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar uzun kullanımda bunları biraz tarif etmeye çalıştım. Şu Logitech'in birazdan şeyine bulaşacağım. Bir oyunda ayarlayamadım bir türlü gamepad'a oyunu. Birazdan bu D ile profillerini şu zımbırtarı ayarlamaya çekeceğim birazdan. Onun da şimdi video yapayım yüklerken eklerim. Şuraya bir yere üste bir yere kart koyayım. Tıklayıp ulaşabilirsiniz o videoda arkadaşlar. Logitech'in şu D'ye getirdiğimizde ayarlaması nasıl oluyor görmek istiyorsanız eğer ayarlama şeyini. Çok zor değil ama oyuna göre ayar çekiliyor. Merak ettiyseniz ya da ihtiyacınız olmasa bile nasılmış bunun ayarı gerçekten oyuna göre mi falan diye. Ayarlamasını şimdi izah edeceğim ben video çekip. İstiyorsanız tıklayın. Şuraya ya şuraya ya şuraya bir yere koyacağım. Koyarım herhalde yani. Videoyu yükledikten sonra koyarım. Tıklayın ulaşın o videoda. Evet. Evet arkadaşlar. Uzun kullanım açısından bunları deneyimledik. Şahsen benim yorumum uzun kullanım için bu gamepad'lara yönelik. Bu arada işte Adjust var. Adjust. Razor var. Hiç elime geçmedi. Kısmet olmadı Razor. Adjust hiç kumand şeyi kablosuzu falan da var PC için. O elime geçmedi. MSI çıkartmıştı geçenlerde bir gamepad. O elime geçmedi. Daha ben denemedim ki o kolları uzun kullanımı çekeyim. Benim elimde olan bunlar. Bunların yorumunu yaptım siz arkadaşlar.